Pandeminin biteceğini çok düşünmüyorum ama azalacağını düşünüyorum. Her ilacın bir vücutta bir kalıntısı kesinlikle vardır. Bunun da kesinlikle olur. 2-3 senede bir insanlar grip aşısı gibi pandeminin de aşısını olur, kurtulur. Öncelik sonra 60-55 yaş galiba. Sonra kronik hastalar galiba. Gençler ne olacak? Gençler ölsün mü yani? Ben biteceğini tahmin etmiyorum. Yani bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Aşı 11 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak. Sizce pandemi biter mi? Eğer herkes uyarsa, herkes aşılama yapılırsa biter. Ama medyada söylendiği gibi herkes bir tarafa çekerse, yok Çin aşısı şöyle, yok Alman aşısı böyle, işte zarar veriyormuş falan. Bu gibi şeylere gidilirse, eğer yaptırmazlarsa sıkıntı olur. Ama herkes bu işe katılırsa biter. Biraz bizim elimizde bu pandeminin geçip geçmemesi. Vatandaşlarımızın hali ortada. Köşelerde sigara içmeler, affedersiniz tükürmeler, bu gibi şeyler çok oluyor. Çok gözlemliyorum. Ben hep bu caddedeyim. O yüzden bize bağlı. Yani aşıyla falan geçeceğini zannetmiyorum ben. Biz dikkat ederek geçireceğiz inşallah koronayı. Tabii devlet olarak da çok sıkı tedbirler almamız lazım. Sokağa çıkma yasağı bir an önce gelmesi lazım. Tabii bunun yanında da esnaf unutulmaması lazım. İnşallah bitecek. Bitmesini de umuyoruz. Bu şekilde gitmiyor çünkü. Herkes çok kötü durumda. Ekonomi de kötü durumda. Bitmesini umut ediyoruz. Biteceğini de düşünüyorum ben. Bitecek inşallah. Temizlik, mesafe, maske kuralına uyduğumuz sürece bitecek ama uymadığımız sürece bu sürecek, devam edecek. Aşı çalışmalarından dolayı büyük ihtimalle aşıyla bunu bitireceğiz. Öyle görüyoruz. Hepimiz buna inanıyoruz yani. Ama maske, mesafe, temizlik. Tek şart o yani. Tek şartım bu yani. Bitmez. O vücutta nereye gideceğini bilinmediği için bilmediğimiz aşı mesela diğer ülkeler denemeden bize veriyorlar. Yani vücutta genetik olarak insan şeyini değiştirecek de DNA'sı. Yani o yüzden ben olumlu görmüyorum. Bitmez. Çünkü herkes aşılanmayacak. O yüzden de bitmeyecek. Ben sanmıyorum biteceğini. Yani çünkü bazı düşünceler var. Çin'den çıktığı kaynaklı. Ya da bazı oyunlar olabilir bu durum hakkında. Onun için aşıya pek uygun bakmıyorum ben. Bitmez. Çünkü hiç kimse yani gereken önlemi almıyor. Herkes vurdum duymaz. Çok da inanmıyorlar yani açıkçası. Bu sebepten dolayı da biteceğine inanmıyorum. Pandemi süreci bence benim fikrimce yani dünyanın bazı ülkelerinin kendilerini geliştirdiği bir virüs olarak düşünüyorum. Biteceğini de kendileri isterse bitirecekler. O şekilde düşünüyorum. Evet, biteceğini düşünüyorum. Yani kısa sürede bitmez ama uzun süreçte yani aşılama süreci ilerlediğinde muhtemelen biter. Pandeminin biteceğini düşünmüyorum. Biraz önce otobüsten indim ve iner inmez herkesin maskeyi de indirdiğini gördüm. Dikkat etmediğimiz sürece çevreye de bakarsanız zaten yarısının maskesi yok. Bu şekilde de biz virüsü bitiremeyiz. Valla pandemi bu gidişle bitmesi zor çünkü toplumu görüyorsunuz hiç kimse yerinde durmuyor yani. Hani tamam işi olan dışarıda olabilir ama görüyorsunuz yaşlılar, gençler hani hiçbir şekilde önlem zaten kendileri almıyorlar. Yani kendi kendilerini önlem alsalar en azından biraz da toplum olarak bir yerlere daha gideceğiz güzel bir şekilde ama ne yazık ki önlem almadıkça sayısı bence artar. Yani inşallah aşı da güzel bir şekilde sonuç verir diye düşünüyorum. Bence bitmez. Neden bitmez? Çünkü şu andaki aşıların ne olacağı belirsiz. Şu anda denenmiş olup da sağlığına kavuşan daha belli değil. Zaten bakanın söylediğine göre önce sağlıkçılara sonra işte yaşlara vurulmayı düşünüyor. Bakalım sonuç ne verecek ondan sonra göreceğiz. Bitmez zannetmiyorum çünkü aşının bağışıklığı var deniliyor ama mutlaka çocuklarımıza falan da daha önce yaptırdık ufakken. Belli bir aşılar, karma aşı vesaire. Uzun bir süre hastalıktan korudu ama daha sonucu şu anda aşının ne netice vereceği belli değil. Daha uygulama daha yeni olacağı için ileride ne olur bilemiyoruz ama hiç yoktan iyidir bence. Pandemi dediğim gibi bitmez. Yaklaşık olarak 10 yıl sürme ihtimali var çünkü tarihte 13 ile 15. yüzyıllar arasında veba salgınına benzer bir hastalık kitlesel ölümlere sebep oluyor. Hani demek istediğim bu kadar hani 10 yıla yakın sürer hani biter de devamı gelir hani nasıl olur her senede bir her 2-3 senede bir insanlar grip aşısı gibi pandeminin de aşısını olur kurtulur. Pandeminin biteceğini çok düşünmüyorum ama azalacağını düşünüyorum. Bitmez.
bitmez yani. Aşılardan sonra da bu sefer aşıların yan etkileri olabilir. Aşıların bir dezavantajı muhakkak ki çıkar. Her ilacın bir vücutta bir kalıntısı kesinlikle vardır. Bunun da kesinlikle olur. Ki bu büyük bir şey. Yani diğer ilaçlar gibi değil. Koronavirüs daha tehlikeli olduğu için ilacının da tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Riskli bir durum. Kesinlikle biteceğini düşünmüyorum. Bitmez. Bitmeyeceğini de düşünmüyorum. Biraz önce televizyonda altyazıda bir yazı okudum. Japon hükümeti sanatosundan geçirmiş. Aşıyı halkına bedava veriyor. Bunun bu şey üzerine giderseniz bizim devletimiz ne yapacak? 65 yaşı okuduğum kadarıyla 65 yaşı öncelik. Sonra 60-55 yaş galiba. Sonra kronik hastalar galiba. Gençler ne olacak? Yaşarıyorsun mu yani? Bu aşı sadece, bu pandemi sadece 65 yaş üzerinde vurmuyor. Biteceğini de düşünmüyorum yani. Ben böyle düşünüyorum. Ben biteceğini tahmin etmiyorum. Yani bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Nedir? Maske, mesafe ve temizlik. Bunu yaptığımız sürece ileriki yıllarda, yani bir sene içinde, iki sene içinde bunu ben biteceğine inanmıyorum.